temelleri İzmir İktisat Kongresi'nde atıldı. Türkiye'nin ilk fuarı olarak tarihe geçti. İzmir Enternasyonel Fuarı bu yıl 3-12 Eylül tarihleri arasında kapılarını 90. kez açacak. Fuarın tanıtım toplantısı Kültür Park'ta yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Enternasyonel Fuarı'nın kent için önemini vurguladı. İEF yalnızca bir fuar değil, şehrimize bırakılmış bir kültür mirası. İEF geleneğinin İzmir'de doğmuş ve 90 yıldır yaşıyor olması asla bir tesadüf değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir Enternasyonel Fuarı'nın temellerinin atıldığı İktisat Kongresi'ni gerçekleştirmek için İzmir'i seçmiş olmasının ana nedeni de şehrin bu köklü geçmişidir. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in yıllarca Expo peşinde koştuğunu söyledi. Soyer, fuarda oyun sektörünü bu yıl öne çıkararak cazibe merkezi haline getireceğiz dedi. İzmir yıllarca Expo peşinde koştu ama elindeki olanağın bir Expo potansiyeli taşıdığını belki de ıskaladı. Son yıllarda özellikle ülkemizde önemli bir ivme kazanan oyun sektörüne yönelik gerçekleştireceğimiz Next Game girişimcilik yarışması kapsamında sektörle ilgili gençleri ve projelerini sektörün profesyonelleriyle buluşturacağız. İSFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da İzmir Fuarı'nın şehrin tüm kesimlerini birleştirdiğini dile getirdi. Dilleri, kültürleri, mahalleleri ne olursa olsun toplumun tamamını bir çatı altında toplamayı başarıyor. Bir başka deyişle fuar, Türkiye'nin ender siyaset üstü değerlerinden biri. 90. İzmir Enternasyonel Fuarı kapılarını salgın tedbirleriyle birlikte açacak. Ziyaretçiler için girişlerde HES kodu ve maske zorunluluğu olacak. Konserlerden sinema gösterimine birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak fuar 3-12 Eylül tarihlerinde saat 08:00-23:00 arasında ziyarete açık olacak. Bu yıl fuarın giriş ücretleri ise tam 5 lira, öğrenci için de 3,5 lira olarak belirlendi.